Gel usta, gel. Bana bak Fikri usta. Çok ağır konuşacağım, sakın durdurma beni, tamam mı? Bu ne ya? Ulan bunlar yüzünden siteye giren çıkan zaten belli değil. Bir de gelmişler arabayla girerken sitenin kapısını çizmişler ya. Ahıra mı giriyorsun, siteye mi belli değil arkadaş. Ya bir sakin ol Bilal Bey ya, bir sakin ol ya. Ortam da biraz tuhaf. Sen tanıyor musun? Kim bunlar? Ya kimse kim usta? Kimse kim? Hızlı söyleyince tuhaf bir şey oluyor. Söyletme bana ikide bir. Kimse kim? Sen 150 TL masraf var dedin değil mi kapının? Paşa, paşa verecekler. Verecekler bunu. Bu sitenin kuralları var arkadaş. Tek tek anlatacağım onlara. Hele siyah siyah giyinmeler, galaba galaba gezmeler. Kimsiniz lan siz? Kimse kız? Ya ne oluyor senin bu kuru sinirin kime arkadaş, anlamadım ki ya. Allah Allah. Bir sakin ol sen. Bir yöneticisin arkadaş, bu tatlı dilin vardı senin böyle. Ben bu sitenin yöneticisi Bilal Koçyiğit'im usta. Benim bu dilim var ya, bu dilim. Bu dilim gerektiğinde bir kılıç gibi saplanır adama. Ben size daha ne diyeyim? Gel, gel, dur, ne diyeyim oğlum ben size ya? Ne diyeyim? Öldürün oğlum beni. Ha? Öldürün, atın bir kuyuya. Siz de kurtulun, ben de kurtulayım oğlum. Bütün Amerika'yı dize getiriyorum. Ulan bir tek size laf anlatamıyorum. Ömrümü yediniz be. Abi biz ne yaptık ya? Bak bir de hala ne yaptık diyor. Allah'ım, Allah'ım sen bunlara akıl ihsan eyle. Her cuma huzurundayım söz. Kimsiniz lan siz? Önce merhaba, merhaba! İnsan gibi. Ben bu sitenin yöneticisi Bilal Koçyiğit'im. Ya bu da Fikri Usta. Girerken kapıyı çizmişsiniz. 150 TL masraf var. Ama tabii biz onun sitenin bütçesinden karşılamayı düşünüyoruz. Zaten öyle büyük bir çizik değil, küçücük bir şey ya. Şimdi düşünüyorum da o kapıyı ben mi çizdim acaba? Bazuka mı lan o? Nereye getirdin lan bizi Bilal Bey? Adam dördüncü mekanize Tugay'ın cephanesinin üstünde taşıyor. Ne diyor lan bunlar? Ha? Kimsiniz lan siz? Ha? Hızır Hayati'nin evinde bize posta mı koyuyorsunuz lan? Asla! Nasıl yanlış anlaşıldık olaya bak, asla! Efendim, kapıdaki çizik de zaten öyle çok önemli bir şey değil. Azıcık bir şey, azıcık. Azdan az. Çoktan çok gider. Kimin adamısınız lan siz? Kimsenin, Hızır Hayati Bey. Niye böyle oluyor? Kimsenin adamı değiliz biz. Biz sadece kapıyı boyamak için izninizi almaya geldik. İzniniz varsa biz gidip kapıyı boyayabilir miyiz efendim? Oturun lan. Geç şöyle oturun bakalım hadi. Reis, misafirlere ayıp olmasın şimdi. Bu masanın sahibi benim oğlum. Ayıbı da, kaybı da ben belirlerim. Sen o diline kılıç mılıç diyordun. Ne oldu o dilin? O kılıç döndü dolaştı, bize saplandı Fikri Usta. Sus, sus aman. Evet. Masamıza geldiniz. Raconunuzu kestiniz. Haracınızı istediniz. Tövbe Hızır Hayati Bey, niye böyle oluyor? Haraç maraç istemiyoruz efendim. Biz sadece bilgilendirme maksatlı geldik buraya. Sizin de zaten misafirleriniz gelecekmiş. Biz daha fazla kalabalık yapmayalım. Kalk usta. Otur. Otur lan, hemen kalkıyorsun sen de. Otur oğlum. Benim masamdan, benim iznim olmadan kimse kalkamaz. Doğru efendim. Obu. İçeriye karanlık girdi resmen ya.
Hayırdır? Hızır Hayati Reis. Bizim haberimiz olmadan masaya adam mı alıyorsun? Yok yok efendim, biz masada değiliz. Ben site yöneticisiyim, bu da Fikri Usta. Bu masanın tek bir sahibi var. O da... Kim ulan bu sahibi? Benim. Ha, ben de başkasını diyecek sandım. O kadar uzun durunca. Evet. Artık masadalar. Yaman Feridun kardeş. Bir problem mi var? Eyvallah. 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 Artık mafya alemine girdik. Biz de masadayız Bilal Reis. Kurt postu giyen çakallara söyleyin. Sürüden ayrıldım. Kapabilen gelsin. Lan senin postuna s**tım şimdi ha. Bir kendine gel ya. Yine girdin bir hallere. Hayret bir şey. Oğlum bak başımız büyük belada. Ben sana diyeyim ha. Efendim biliyorsunuz sitenin bekleyen görevleri var. Peyzajı, meyzajı bayağı uzun iş. Biz müsaadeniz olursa kalkalım efendim. Değil mi Fikri Usta? Masanın üçüncü kuralı. İzinsiz kalkan infaz edilir. Evet. Gündemimizde ne konuşuyoruz? Evet. Bugün toplanmamızın iki nedeni var. Birincisi, yapacağımız silah ticareti için sehem kuruyorum. Burada hepinizin ayrı ayrı görevleri olacak. İkincisi, aramızda bir... hain var. Apı zili mi lan o? He? Oğlum ne biçim? Allah! Bu olay çıkacak gerginlik müziği. Ben bunu biliyorum. Çok gerildim usta. Kim bu hain? Hızır Hayati Reis. Kelle istiyorum. Kim ha bu içimizdeki köpek? Alalım kafasını da af kırmasın Hızır Hayati Reis. Ey İsmail kardeş. Bilmez misin kim dost, kim düşman? Kaşarlı tosttan yemeyen bin pişman. Eyvallah. Yani bu biraz saçma olmadı mı? Adam tostçu sloganı atıyor, millet de eyvallah diyor ya. Eyvallah. Amerikalılar... ülkemizde kurduğu oyun gibi... bu masada da bir oyun kurmak için bir piyon bulmuşlar kendilerine. Ama bilmezler ki biz şahız ve o piyonu bulup kafasını ezeriz. Eyvallah. O sinsi Amerikalı'nın işini bitirir, gereğini yaparız. Eyvallah. Eyvallah. Tarkan girdi içeri. Abi. Artı birli bir numara arıyor. Amerika galiba. Ha? Nasıl bayağı? Hay. How are you? Silahların gizlendiği deponun yeri. Ben size orayı söyleyeceğim. Bana bak. Siz benim size söylediğim talimatları harfiyen yerine getiriyor musunuz? Güzel. Eyvallah. Süper. Hadi bay. Şimdi anladı galiba. Anladı, anladı. Bak hainin kim olduğunu anladı. Şimdi bittin ulan. Kim ulan bu Amerikan köpeği? Kim? Yani adam Amerika'yla konuşuyor. Silah ticareti falan filan diyor. Hani çok açık değil mi hainin kim olduğu? Sakin ol Bilal Reis. Kimseye güvenmemeyi en çok güvendiğim insanlardan öğrendim. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Bir kendine gel. Başımız belada oğlum ya. Kimsesiz Bahadır Baba'nın
Buraya teşrifinden onur duyduk. Ama hırsız İbrahim'in burada neden olduğunu anlamadık. Benim babam hırsız değil. Ayağını denk al tipi. Adam ayağımdaki ayakkabıyı çalmış. Adam ayağımdan ayakkabımı çalmış diyorum. Ayakkabın güzelmiş. Dikkat et. O ayakkabı vurur. Olmazsa ben seni vuracağım. Tipi. Senin vaktin azalıyor. Bu saatim üzerine yemin ederim ki... Saatim nerede lan? Saatin güzelmiş. Musa, abi bu adam çok tehlikeli. Bak ne var ne yok çalıyor. Dikkat et ha, mukayyet ol her şeyine. Ulan karımın evlilik hediyesi diye verdiği saati buna... Aa, saatimi çalmış! Saatimi çalmış! Hırkız, ver lan saatimi! Sen kimin babasını hırsız diyorsun lan? Tamam, kes! Ama Hızır Hayati Bey, karım çok kızar bana. Saati versin. Başlatma lan saatinden. Kes dedi reis. Gereksiz gerilmeyelim uşaklar. Benim saatimi alalım, bitsin bu iş. La saatim nerede? Hırsız İbrahim. Sen de saatin güzelmiş. Bir saati olan saatin kaç olduğunu bilir. Ama iki saati olan... asla emin olamaz. Salaklaşma bak. Bak salaklaşma adam. Yine girdin bir hallere, başımızı belaya sokacaksın ha. Bu silah ticaretindeki organizasyonda tek tedirginliğim... oh, sinsi Amerikalı'nın bizi ispiyonlaması. Bu hain Hızır Hayati Reis benim canımı sıktı. Ben bu gece uyuyamam. İki şey insanı yıkar faça kudret. Birincisi dosttan gelen ihanet, diğeri ise dibinde çikolat kalmamış kornet. Eyvallah. Eyvallah. Neye eyvallah oğlum? Neye eyvallah ya? Adam ihanet diyor, sonra da kornet diyor, saçmalıyor. Sen neye eyvallah acaba? Pardon bey. Oğlum bu kadar bariz mi yani? Amerikan istihbaratının sizin için hazırladığı özel dosya. Sağ ol canım. Hızır Hayati Bey. Hızır Hayati Bey. Hain burada mı acaba? Hızır Hayati Bey. Evet, bilgi akışına devam edeceğiz. Görüşürüz. Bu arada Feridun abi... dostlarımız hiçbir şey duyamıyorlarmış. O yüzden bu kulaklığı verdiler. Hızır Hayati Bey. Hızır Hayati Bey kulaklık diyor. Ajan mı var acaba burada? Ha? Senin bir tahminin var mı reis? Soğuk, soğuk. Orası ne? Soğuk. Soğuk. Soğuk, sıcak. Sıcak yanıyor. Oraya yanıyor. Oraya yanıyor. Sıcak ora. Orası sıcak ora. Hayır. Lan maalesef ben, çok iyi saklanıyor. Ben görünmez miyim arkadaşlar ya? Çelme yakınından gelince insan düştüğüne yanamıyor. Düşürene yandığı kadar Bilal reis. Lan bana reis mi isteme, şunların ağzıyla konuşma. Manyak. Bir kendine gel ya. Şimdi çok çok güzel gidiyor. Herkes bir nefes alsın diye bastım. Her yerime kramp girdi ya kasılmaktan. Yani ama bak, meslek aşkına da bak. Hayati sen lens mi taktın? Evet. O freelance artık. Şimdi şöyle yapacağız. Bu dizilerde bu gerilim dolu müzikler çok kullanılıyor. Böyle evet. Sahnelerde, bir şüphe sahnelerinde falan. Çok, en çok da İsmail'den korkuyor. Allah biliyor ya, saçını dökmüş. Böyle de olabilirdi. Benim de saçlar lens. Şimdi bu
aynı bu katilin kim şey, ne bu ajanın kim olduğunu araştırırken herkes birbirine bakıyor, bir gerilim müziği var ya. Yine araştırmayı yapalım. Fakat bu sefer farklı fon müzikleri olsa bu nasıl olurdu? Hmm. Hem müziğe uyalım, hem de o ajanı bulmaya çalışalım bu tiplerle, olur mu? Evet, Mesut'tan. Senin tahmin ettiğin biri var mı reis? Çok güzel oldu. Şimdi bir müziğimiz daha var. Onda da arayalım ajanı, olur mu? Mesut'tan alalım yine. Senin bir tahminin var mı reis? Maalesef yok. Adam çok iyi gizleniyor. Ben görünmez miyim ya? Sakin ol Bilal Reis. Çelme yakınından gelince insan düştüğüne yanamıyor. Düşüreni yandığı kadar. Lan bağırma Hazretleri, dur. Bana Reis Bey isteme, şunların ağzıyla konuşma. İyice başımızı belaya sokacaksın ya Fikri Usta. Kim? Ha bu bize ihanet eden... Ha bu masadan kazandığı yetmiyor mi da? Bize elin gavuruna saray. İsmail kardeş, ihanet dosttan gelen acı bir meyan. Fatih'te çok güzel olur siirt büryan. Eyvallah. Eyvallah. Çok güzel söz, ben bunu yazayım. Kalemin güzelmiş. Bu hain Hızır Hayati Reis benim karnımı ağrıttı. Ama elbet bu hain bir yerde açık verecek. Elbet mi? Ben masaya yeni katılmış olabilirim ama sanki bazı şeyler çok açık değil mi? He? Mesela bu masadan birisi artı birli numaradan Amerika'dan aranıyor. CIA ajanı falan giyiyor, geliyor önüne böyle çok gizli diye bir dosya koyuyor. Kardeşi geliyor, kulaklık takıyor, diyor ki düşman bizi iyi dinleyemiyormuş, buradan daha iyi dinler diyor. Sanki bir şeyleri gözden mi kaçırıyoruz? He? Adam akıllı Hazır Reis. Bir şeyleri gözden kaçırıyoruz. Ha bir de pişkin bu. Neyse. Elbet bulacağız. Şimdi görev dağılımına geçiyorum arkadaşlar. Yaman Feridun, sen malların Amerika'ya girişinden sorumlusun. Tamam mı? Çünkü orada Amerikalı dostların var. Eyvallah. Bu organize bir körlük artık, yemin ediyorum. Kimsesiz Bahadır Baba, sen malların sevkiyatından sorumlusun. Eyvallah. İsmail, sen konteynerlardaki İçi muz dolu paravan sandıkları ayarlayacaksın. Eyvallah. Paçacı Kudret, güvenlik sende. Eyvallah. Tipi, alıcılarla iletişime sen geçeceksin. Eyvallah. Hırsız İbrahim, sen mallara dokunma yeter. Eyvallah. Size gelince... Emret Hızır Hayati Reis. Allah Allah. Siz de... İçine birkaç sandık silah koyduğumuz küçük bir gemiye bineceksiniz. Oradan sizi polise ihbar edeceğiz. Eyvallah! Ne eyvallah lan? Ne eyvallah ya? Bir dakika. Sizi ihbar edeceğiz derken nasıl oluyor iş? Neyini anlamadın lan? Sizi kullanıp
Büyük sevkiyatı kurtaracağız işte. Yem olacaksınız. Allah Allah! Ben canımı sokakta bulmadım arkadaş. Bizim de kendimize göre bir raconumuz var beyler. Herkes kendine gelsin. Benim bir bu kadar da yerin altında var ha. Herkes attı gibi bilecek. Olmuyorum yem falan. Alıyorum, alıyorum, tamam. Alıyorum, alıyorum, tamam. İyidir lan, tamam, alıyorum. Masa için kendini feda etmeyen bu masada barınamaz. Hızır Hayati Reis, aradığın hain bu. Ya, nasıl ben? Silahım nerede ya gün? He? Silah nerede? Silahın güzelmiş. Bunu vurmam için oylamayı açıyorum. Vuralım, infaz edelim diyenler. Hayır. Hayır. İndir kalk elini. Ne istiyorsun benden? İndir elini. Oy çokluğuyla kabul edildi. İnfaz edileceksin, son duanı et. Yapmayın. Yapmayın beyefendi. Benim iki tane çocuğum var. Eyvallah. Bir dakika. Hızır Hayati Reis. Bu adamın çocuğu yok. İnfaz! Allah belanı vermesin senin ya. Bu neyin hırsı ulan, neyin hırsı? Biz kaç bölüm seninle kaç tane eve girdik, bir sürü iş yaptık. Sevilen karakterler olduk. Ben ölürsem sana da yazmazlar bak. Yalnız masanın yedinci kuralına göre masadan birinin infazını masadan başka birisi yapamaz. Oh şükür Allah'ım. Ama masanın üçüncü kuralına göre masanın lideri eğer isterse yapar. Ayrıca çiğ köftenin kralın da Urfalı Magua yani. Allah'ım yardım et ya Rabbim ya. Ama masanın 11. kuralına göre masanın lideri masanın üyelerinden birinin infazını isterse kendisi de infaz edilmek zorunda kalır. Oh yine yırttık Allah'ım şükürler olsun. Ancak masanın 15. kuralına göre masanın lideri infazı onay verirse masanın üyelerinden biri infazı masanın altında gerçekleştirebilir. Ya bu saçma artık ama ya. Üstelik masanın 9. kuralına göre eğer masa katlanan masaysa kişi sonucuna katlanır. Ya saçmalama artık. Öyle kural mı olur? Uydurma bir şey ya. Buna sen karar veremezsin lan hain. Kardeşler, hain laf arasında hainliği elbet yapacak. Mesele sıcak ekmek arasına tahinli pekmezliği kim yapacak? Ya git lan, git. Saçmalamayın artık. Yeter ya. Ulan resmen bu adamın karnı acıkmış. Market reklamı gibi ne nerede yenir onu anlatıyor ya. Sen hain. İşte aradığınız hain bu. Amerika'dan ajanlar geliyor. Önüne dosya koyuyor çok gizli diye. Kardeşi geliyor. Kulaklık takıyor burası daha iyi dinlensin diye. Ver lan şu kulaklığı. Nerede lan bu kulaklık? Ver lan şunu. Aha işte kanıtı. Ne olur artık kendinize gelin ya. İki saat böyle birbirinize bakıyorsunuz. O ona bakıyor, öbürü ona bakıyor. O yine ona bakıyor. O ona bakıyor, ona. Eyvallah, eyvallah. Ya yeter artık. Kalkın şu masadan. Biraz hareket, enerji. Hadi ne olursunuz ya. Hain belli işte. Ne yapacaksanız bunu yapın. Bu. Hainlik meselesi bende çarpıntı yaptı. Bu gece ben dahil kimse uyuyamaz. Sus lan sen de. Geceden yemişsin pilavı, sindirememişsin. Yok karnım, yok kalbim çarpıntı yapıyor. Al bir mide ilacı yatsı var. Seninle mi uğraşacağız? Yani diyorsun ki aramızdaki hain Yaman Feridun. He. He, öyle diyorum. Mafya dizilerinin olmazsa olmaz Las Şiveli adamı, öyle diyorum. Saçını da Amerikan tıraşı kestirmiş.
Nasıl da anlayamadım. Bu mu ya? Ya bu mu, ben iki saattir sana delil gösteriyorum. Amerikan tıraşı kestirmiş diye. Sen öyle mi anladın yani bunu? Bu mu ya? Vallahi bravo. Hainler bu masada yaşayamaz. Ulan ya, ne oluyor? Ulan! Ulan hadi vuracaksanız vurun. Gerginlikten etlerim birbirine girdi ya. Sen çok tehlikeli ölmüşsün. Seni bu masada harcarlar. Düzeldi. Tehlike tam geçmedi. Ulan adam ayakta ölmüş. Dur tesbihini indireyim bari. Saatin bunda mıydı lan? Bu çaldı değil mi saatin? Aha! Saatin burada. Kalemimi de al. Kalemin nerede oğlum? Bu ne lan? Bir dakika bak. Allah senin belanı versin. Altındaki donu çalmış pis hırsız. Donun da güzelmiş. Ya bir insanın son sözü bu olmamalı arkadaş. Bir öğüt ver, bir vasiyet et, bir şey yap ya. Yürü gidiyoruz. Ya ne güzel masa başı iş buldum diye seviniyordum ya. Dur son kez bakayım şu masaya. Başlatma lan masana. Başlatma. Bu masaya artık ancak cinayet masası bakar. Bu arada o infaz diye bağırdığını da unutmadım. Onu konuşacağız seninle. Eyvallah. Bak hala. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.